İyi akşamlar arkadaşlar. Evet Yasemin hocam, mi her zaman ayrı. Mi sore edatı her zaman ayrı yazılır öğretmenim. Kendinden sonra gelen ek de mi'ye eklenir. Merhaba Oktay abi, nasıl? Oo, erkenciyiz bugün. İyi akşamlar, teşekkür ederim öğretmenlerim. İyiyim, siz nasılsınız? Hoş bulduk. Yorgun. O yorgunluk herkeste var hocam ya. Biraz da Ankara'nın soğuğu bizi daha da yordu ama bugün biraz iyiydi. Yağmur yağdı. O yönden güzel. Evet arkadaşlar, geçen hafta ses bilgisi. Geçen hafta ses bilgisiyle başladık. Yazımla devam ettik. Yazımda özellikle değişen yerler vardı. Nelerdi? Bir, belli bir tarihle verilen ay ve gün adları büyük harfle başlıyordu. Ancak bunlara getirilen çekim ekleri önceden ayrılmazken şimdi ayrılıyor hocam. Kesme işaretiyle. Yani 3 Ocak'ta dediğimde artık ayırıyorum. Dönem, devir, çağ sözcükleri büyük harfle başlıyordu. Ancak bunlara getirdiğimiz ekler ayrılmıyordu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunlara getirdiğimiz çekim eklerini ayırıyoruz. Yani Tanzimat döneminde dersem de kesme işaretini mutlaka kullanacaktım. Özellikle bunlara çok çok dikkat edeceğiz. İlerleyen yerlerde de göreceğiz zaten. Tanzimat döneminde dediğimde de kesme işareti vardı öğretmenim. Şimdilik Neşe hocam, özellikle bu iki kuralda daha net olalım. Bizim için daha da önemli. Hocam, yazımla ilgili bir sorun var daha sonra. Tamam Oktay hocam, tamam. Bakabiliriz. Evet arkadaşlar, başka var mı? Ne demek hocam? Başka sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Teşekkürler öğretmenim. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Ama ben yine söyleyeyim, her sözcüğü de ayrı yazılsın. Sinem öğretmenim, kızmayın sakın. Sizlere ders anlatmak çok eğlenceli. Çok sevdim ben bu grubu. Bir grubum daha başladı. O gruptaki arkadaşlar da çok çok iyi. İnşallah diğer gruptakiler de sizin kadar iyi ve anlayışlıdır diyelim. Evet, sorumuz yoksa bir başlayalım. Teşekkürler hocam. Sizden iyi olmasınlar. Tamam. Sevgi bazında Mehmet hocam. Sizden üstün olmayacaklar. Aaa! Zuhal hocam derse zorla girmiş. Giremiyormuş az da. Evet arkadaşlar, başlayalım mı? Herhangi bir sorumuz yoksa. Öğretmenim, uzaktan eğitimin Facebook sitesinde soru paylaşıyoruz. Önce soruları soruyoruz. Bir gün sonra saat 7'den sonra çözmeye başlıyoruz. Çözümleri de var. Yani bunu sürekli olarak devam ettireceğiz büyük bir ihtimalle. Uzaktan eğitimin sayfası var hocam. İhtiyaç uzaktan eğitim diye. Girerseniz orada görürsünüz. Yeni başladık zaten. İlk çekimlerimizi de yaptık. Yok, diğer dersler de olacak. Halime öğretmenim, diğer dersler de olacak. Matematik, tarih. Bilmiyorum. Ödül var mı onu bilmiyorum. Şimdi döndük konumuza. Haydin bakalım. Tamam, göndereceğiz. Ben de bilmiyorum, çöz dediler, çözdüm Neşe hocam. Yoksa haber vermez miyim? Geçen hafta ne gündü? Perşembe günü çözdüm zaten. Bu perşembe çözdüm. Benim de haberim yoktu. Olsa vermez miyim haber? Evet. Sayıların yazımı. İlk kural, dikkat et öğretmenim. Tamam. Ben sizin yerinize kulaklarını çekerim. İlk kural şu. Arkadaşlar çok dikkat edeceğiz. Sayılar yazıyla gösterildiğinde birbirinden ayrı yazılır. Yani her sayıyı, her rakamı ayrı ayrı yazmak zorundayız. Bakın 700.865 demişiz. 7.865. Özellikle burada neye dikkat edeceğim? Hocam maalesef şu iki basamaklı sayılara 11'i şöyle yazacak bak adam. Ve maalesef bizde de sanki böyle yazılacakmış gibi bir ifade var. Kesinlikle böyle yazılmaz hocam. 11 ayrı yazılacak. Bunun gibi ne var? Özellikle 27. Bak, bitişik yazar.
Kesinlikle dikkat et. Bitişik değil. Her rakamı ayrı ayrı yazacak mıyım? Kesinlikle yazacağım öğretmenim. Her rakam ayrı ayrı gösterilmek zorundadır arkadaşlar. Sayılar yazıyla yazıldığında. Burada dikkat et, yeni bir kural. Onu da söyleyeyim hemen. Arkadaşlar 1001 bu seneki imla kılavuzunda bitişik yazılıyor. Özellikle 1001 sorunla diyor ya, bak 1001 sorunla uğraşıyorum dedim. Öğretmenim ben onu kullanamıyorum. Teknoloji özürlüğüm maalesef. İnsanın kendini bilmesi çok güzel değil mi Cansu Hocam? Mouse'da yazmaya çalışıyorum o yönden. Artık idare edeceğiz. 1001, tekrar ediyorum hocam. Bitişti 2012 imla kılavuzuyla dikkatli olacağız. 1001 türlü sorunla, 1001 renk çiçekle diyorsam bunlar belirsizlik ifade eder ve bitişik yazılır arkadaşlar. Dikkatli olun buraya. Peki ben sayıları yazıyla yazdığımda bitişik yazdığım yer var mı? Tabii ki var hocam. Parayla ilgili işlemlerde, çek, senet gibi belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Hatta yanına şöyle paraf atılır ki araya herhangi bir şekilde bir rakam ya da sayı geçirilmesin diye. Bunun dışında yok mu? Var öğretmenim. Oyun isimlerinde sayılar bitişik yazılır hocam. Üç taş, ben çocukken çok oynadım. Beş taş özellikle. Bunun erkeği kızı yok hocam. Hepimiz oynamıştırız. Beş taş, bak bitişik yazdım. Kağıt oyunlarına gidelim. 51. Okey'in farklı bir versiyonu var. Kırıkkale'de çok oynanır. 101. Eğer sayılar oyun ismi olarak kullanılırsa bitişik yazılıyor. Asla unutmayın öğretmenim. Dikkatli olacağımız yer bu. Ve 1001'e neye dikkat ediyorum? Bitişik yazıldığını bilmek zorundayım artık. Peki biz sayıları rakamla yazarsak ne olur? Hocam sayıları rakamla yazdığımızda getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Ünlü ve ünsüz oyunlarına uydurulur. Özellikle sonunda 345. Bu sayıyı asla unutmuyorsun hocam. Sonunda 345 yani 3, 4 ya da 5 varsa getirdiğine ki mutlaka sertleştireceksin. 3'te, 4'te, 5'te. Peki öğretmenim sonunda bu slide niye kaydı? Sonunda bu nereye gitti? Ses. Sonunda arkadaş sonunda 40, 60 ve 70 varsa buna getirdiğim eki yahu ben yine buraya yazacağım. Baştan alıyorum. Baştan. Mayalar geldi. Baştan dikkatli ol. Şimdi tamam. Şimdi hocam o zaman tekrar ediyorum. Sayılar tamam. Mayalar çarpsın seni iyi mi Oktay hocam? İyi mi? Tekrar ediyorum. Sayılar hem yazıyla hem de rakamla yazılabilir. Yazıyla yazıldığında her basamak ayrı ayrı yazılıyor. Ancak neye dikkat ediyorum? 1001-2012 imla kılavuzunda artık bitiştirildi. Özellikle belirsizlik ifade ettiğinde öğretmenim. Bu bir. İkincisi parayla ilgili işlemlerde yani çek, senet, makbuzlarda bitişik yazıyorum ve oyun isimlerinde bitişik yazıyorum hocam. Sayıları rakamla yazdığımda ise özellikle sonunda 3, 4, bak yazıyorum oraya ve 5 varsa bunlara getirdiğim eki kesme işaretiyle ayırır. Bunlara getirdiğim eki kesme işaretiyle ayırır ve ünlü ve ünsüz uyumlarına uydururum. 3'te, 4'te, 5'te. Eğer öğretmenim sonunda 3, 4, 5 yoksa neye dikkat edeceğim? 40. Dikkat et. 40.
var. Bak sertleşiyor. 60 ta yine sertleşti ve özellikle 70 te. Buna bakacağım öğretmenim. Anlaştık mı burada? Teşekkürler. Sonunda 3, 4, 5 varsa sertleşecek ya da 40, 60, 70 varsa kesinlikle getirdiğin ek sertleşecek hocam. Bu bir. Bunun dışında öğretmenim özellikle dikkat et. Sonunda ünlü olan sayılara ince eki getirildiğinde iyi kullanılmaz. Yani hocam 2 sakın şöyle yazma. 2 ince. Bu yazım yanlışı ve Janu da bunu bize iki kere sordular hocam. Bakın buna çok dikkat edin. Bu yazım yanlışı, Janu da bize bunu iki kere sordular. 2 inci değil. Nasıl yazacağım ben bunu? Ben bunu nasıl yazacağım? Anında şöyle yazacağım. 2 inci. Bunun dışında 6 inci, 7 inci. Böyle yazamıyoruz. 6, dikkat et. Böyle yazacağım. 7, böyle yazacağım. 20 ve 50 de var. Dikkat edin hocam. Kesinlikle hocam bunların sonunda ünlü olduğu için incideki iyi kullanmayacağız. Anlaştık mı bu slaytta? Var mı bir sıkıntı? Tamam. Haydi bakalım. Birleşik sözcüklerin yazımına geçtik hocam. Dikkat edeceğimiz yer arkadaşlar. Yok öğretmenim kesinlikle yok. Yok. Ünlü düşmesi olarak kabul etmeyin. İstisnaları kabul etmiyoruz. Arkadaşlar birleşirken ses düşmesine uğramış. Kayın ana, kaynana, kayın ata, kaynata, kahve altı, kahvaltı, cuma ertesi, cumartesi, sütlü aş, sütlaş gibi sözcükler ile dilimize Arapçadan girmiş olup birleşirken ünlü düşmesi ya da ünlü türemesi olan devir etmek değil devretmek, kayıt etmek değil kaydetmek, hapis etmek değil hapsetmek, kahretmek değil kahretmek, kayıp olmak değil kaybolmak, his etmek değil hissetmek, affetmek değil affetmek, zannetmek değil zannetmek. Dikkat et buraya. Tekrar ediyorum hocam. Birleşme sırasında ünlüsü düşen iki isimde bitişik yazıyorum. Kayınana değil kaynana. Güllaç değil güllaç. Ya da etmek olmak yardımcı eylemleriyle birleşik fiil oluşturulduğunda. Ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi varsa bitişik yazıyorum hocam. Ve arkadaşlar karşınıza hiç çıkmamıştır ama şuna çok dikkat edin. İki sözcük yazacağım. Bizim için çok önemli. Sakın sır etti. Sakın böyle yazma hocam. Bu bir yazım yanlışı. Bunun doğrusu ne? Sır etti. Çünkü bunda görüldüğü üzere ünlü türemesi, ünsüz türemesi var. Aynı şekilde sır oldu değil, sır oldu. Bitişik yazacağım, dikkatli olacağım. Burada da anlaştık mı? Şu kuralda anlaştık mı öğretmenim? Özellikle şu ikisini de unutmuyorum. Sır etmek ve sır olmak bitişik yazılır arkadaşlar. Uyarımıza bak. Etmek olmak yardımcı eylemleriyle oluşturulan birleşik fiillerde ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi yoksa bitişik yazılmaz. Özellikle aklımda şöyle kalsın hocam. Sonu çift ünsüzle biten sözcüklerin oluşturduğu birleşik fiiller ayrı yazılır. Terk etmek, sevk etmek, ayırt etmek, farz etmek ya da kesinlikle hocam iki de var. Dikkat et. Bak terk etmek, sevk etmek, ayırt etmek, farz etmek, fark etmek bunlar çift ünsüzle biter ve kesinlikle bitişik yazılmaz. Ben yine şuraya yazayım hocam. Sır etmek bitişik yazılır ve çift R vardır çünkü ünsüz türemesi. Şu son kurala dikkat ediyorsun. Özellikle terk etmek ve sevk etmek sorularda sıkça kullanılan ifadelerdir hocam. Var mı burada bir sıkıntı? Ya
Yok herhalde. O zaman sorumuza bir bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? Hocam, kurallı birleşik fiiller, onu dil bilgisine daha detaylı göreceğim. Tezlik fiilim i vermek, yeterlik fiilim e bilmek, yaklaşma fiilim e yazmak, sürerlik fiilim ise e kalmak, e durmak, e gelmektir. Bunlar kesinlikle bitişik yazılır. Bak, unutuver de bitişik yazdık, dikkat et. Reddetmek, ünsüz türemesi var, bitişik yazdık. Aşağıda başka var mı? Yok. Ancak D seçeneğine baktığımda fark etmek, ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi yok, ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmıştır arkadaşlar. Diğer ifadem, bak, anlamca kaynaşmış. Hocam bunu ezberleyeceğiz. El vermek, başvurmak, öngörmek, varsaymak, vazgeçmek, alıkoymak, def etmek, kat etmek, men etmek ve tav etmek gibi birleşik eylemler bitişik yazılıyor hocam. Dikkat et buraya. Az önce saydım, kurallı birleşik eylemler bitişik yazılır. Tezlik fiilimiz i vermek. Yapı verdi, alı verdi, öpü verdi, koşu verdi. Yeterlik ya da yeterlilik fiilim yapabildi, yürüyebiliyor, çalışabilmiş. Sürerlilik birleşik eyleme vaka kaldı, e kalmak. Süreye gelmiş, e gelmek. Yaza durun, e durmak. Yaklaşma ise e yazmaktır. Bak, bayıla yazdı, düşe yazdı, öyle yazdı. Bunlar her zaman bitişik yazılmak zorunda öğretmenim. Dikkatli olacağız burada. Bu slaytta da sorumuz var mı sevgili arkadaşlar? Güzel. O zaman bakalım. Aşağıdaki cümleden hangisinde birleşik eylemlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? B seçeneğinde. Tabii ki öğretmenim. Fark etmek ayrı yazılır. Şenay öğretmenim. Fark etmek de, çünkü ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi yok, ayrı yazılacak. Güzel. Bak, yapabilirsin. Ebilmek kurallı birleşiktir, bitişik. Şükür etmek, ünlü düşmesi, ü düşmüş. Ü düştüyse bitişik yazılır. Doğru. Bakabildi, ebilmek, sürerlilik. Kayıp, bak, kaydettiriyor. Kayıptır bu. Ü düşmüş, yine bitişik yazdım. Ancak hak etmekte ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi yok, ayrı yazılacak. Cevap da Adana oldu. Güzel. Hocam, ben bu sene şu kuraldan soru bekliyorum. Çünkü 2012 sorusuna da baktığımızda ayrı ve bitişik yazımla ilgili bir sorumuz geldi. Özellikle üst, alt, üzeri, baş, perver, peres, zade, mono, otu, telehane gibi sözcüklerle kurulan sözcükler bitişik yazılır. Hocam, şu alt, üst, üzeri sözcükleri aklınıza böyle kalsın, özellikle bu üçü. Somut bir yer adıysa, bak, alt, üst, üzeri sözcükleri somut bir yer adı ise, ayrı değilse bitişik yazılır. Hocam, su altı gerçekten suyun altını kastettiğim için ayrı. Doğru mu? Yer üstü, yer kabuğunun üstünü kabul ettik, ayrı. Ama bak, akşam üstü, üst, alt, üzeri sözcükleri somut bir yer adını ifade ediyor ise, ayrı. Etmiyor ise bitişik yazılır. Su altı somut bir yer adıdır, bitişik. Yer üstü somut bir yer adıdır, bitişik. Deniz altında araştırma yapıldı dedim. Denizin altını kastettiğim için ayrı, ancak askeriye yeni deniz ayıtlar alındı dersen bitişik. Niye? O, çünkü yeni bir nesnenin adıdır hocam. Geminin adı olduğu için bitişik. Onun iki farklı yazım var. Akşamüstü somut bir yer adı değil, bitişik. Ayaküstü, gerçeküstü, olağanüstü, sırtüstü ve suçüstü. Akşam üzeri. Baş sözcükleri bitişik yazılıyor. Baş parmak, baş çavuş, binbaşı, ustabaşı, elebaşı, köşebaşı, baş köşe, baş yapıt,
baş öğretmen. Sadece yanı başına ayrı yazarsın hocam. Onu da hemen şuraya yazayım. Yanı başı ayrı. Misafirperver, vatanperver, hayalperest, amcazade, beyanname, kanunname, seyahatname, otobiyografi, telekart, yatakhane, yemekhane. Hadi biraz. Hocam somut bir yer adı şu. Gerçekten bir yerin adını mı ifade ediyor? Su altı dediğimde suyun altını kastediyorum değil mi? Somut dediğim bu. Yani gerçekten orayı mı kastediyorum? Ama ben şöyle dedim. Dikkat et bak. Su altı. Kesinlikle suyun altını kastettim. Ya da yer altı dedim. Yerin altını kastettim mi? Kesinlikle öyle kastettim. O zaman bilinçaltı dedim. Soyut kavrama gitti hocam. Şimdi oldu mu Zuhal öğretmenim? Ama bak denizaltı yeni bir nesnenin adıysa hocam sözcükler eğer nesne adı oluşturuyorsa gözyaşında olduğu gibi bitişik yazılır zaten. O nesnenin adıdır da ondan. Denizaltı nesnenin adı. Ama denizaltında yeni canlılar bulundu dersen bitişik yazmazsın ki. O bir sözcüğü tamamıyla karşıladığı için artık bitişik yazılıyor. Peki şöyle dedim. Hocam asla unutma. Sevenler ayrılmaz değil mi? Sevenler ayrılır mı? Ayrılmaz. Velem olur ölür ama yine ayrılmaz. Peşine o da ölür. Hadi o zaman. Vatan sever. Ayırmayacaksın o zaman sevenler hocam. Vatan sever. Sanat sever. Al aklında böyle kalsın. Hayırsever. Sevenler asla ayrılmaz hocam. Güzel. Aşkperest. Olur. Neden olmasın? Haydin bakalım. Bir takım sözcüğünün iki yazım var hocam. Bir takım sözcüğü yerine dikkat et hocam. Tek bileceğin aslında bu. Bir takım sözcüğü yerine bazı sözcüğü getirebiliyorsan bitişik, getiremiyorsan ayrı yazılır. O yıllarda bir takım sorunlarım vardı. O yıllarda bazı sorunlarım vardı. Gelebiliyor mu? Geliyor. O zaman bitişik. Eve yeni bir takım aldım. Sayısını belirtti. Ayrı. Dikkat et buraya. Tek bileceğim bazı sözcüğünü getirip getirememen öğretmenim. Evet. Hocam şu özelliğe dikkat ediyorsun. 2010 sorusunda iptal ettirdi. Her sözcüğü herhalde belki anlamındaysa buna dikkat et. Belki anlamında kullanılacak bu. Herhalde buraya gelir. Eğer herhalde bu olayı halleder diyorsam durum anlamındaysa ayrı da o kadar detaya girmez. Herhangi ve herkes bak her sözcüğü herhalde herhangi ve herkes hariç her zaman ayrı yazılır hocam. Her yer, her biri, her gün, her an, her yıl. Tekrar ediyorum. Her sözcü, herhalde, herhangi ve herkes hariç her zaman ayrı yazılır. Her yer, her biri, her yıl, her an. Kesinlikle ayrı. Şey sözcüğü hiçbir zaman bitişik yazılmaz. Aklımda nasıl kalacak? Şey sözcüğü şeytan hariç hiçbir zaman bitişik yazılmaz. O da aklımda öyle kalsın. Aslında şeytan bitişik bir sözcük değil ama sen de şey ve tan sözcüğünü bitiştirdin diye düşün. Şey sözcüğü şeytan hariç hiçbir zaman bitişik yazılmaz. Şeytan doldurdan aklına gelsin hocam. Şeytan doldurur. Şey sözcüğü o zaman her zaman ayrıymış. Öyle bil yeterli. Organ adlarıyla insana özgü isim ve sıfatlarla kurulmuş. Aslan ağzı, keçi boynuzu, dana burnu, kuş burnu, gelin parmağı, Ayşe kadın, kara fatma, gece sefası, cam güzeli gibi hastalık, eşya, bitki ve hayvan adları bitişik yazılır. Yani az önce de Zeynep hocam sormuştun ya hani denizaltı niye bitişik? İşte bunlar yeni bir nesnenin ya da kavramın adı olduğu için bitişik bak. Anlaştık mı? Böyle. Şuraya bak. Hepimiz bitişik yazıyoruz ama sağ ol.
Hoşça kal, hoş geldin. Yurt içi, yurt dışı, ön söz, öz eleştiri, ana dil, ana yurt, ayrı, ayrı yazılıyor. Dikkat et. Döküman değil bak, doküman. İnisiyatif değil, inisiyatif. Harfiyat değil hocam, hafriyat. Şefkat değil, şefkat. Orijinal değil, orijinal. Entelektüel değil, entelektüel. İddia değil, iddia. Egzoz değil, egzoz. Yazımları bu şekildedir öğretmenim. Dikkat et bunlara. Havaalanı, havalimanı, uluslararası, düz yazı, bitişik, karayolu, havayolu, deniz yolu, demir yolu ayrı yazılır. Ancak hocam devlet karayolları, devlet demir yolları, o kurum ismidir, bitişiktir. Onu karıştırma. Buraya karayoluyla geldim Oktay hocam dersem. Yok, şehirler arası ayrı hocam. Uluslararası kalıplaşmıştır, milletler arası kalıplaşmıştır. Onun için bitişik. Oktay abi. Bitişikliği kalıplaşmışlığından gelir zaten. Hocam, sevenleri burada vermişim zaten yahu. Edebiyat sözcüğü tür adı olarak kullanıldığında küçük harfle başlar. Türk edebiyatı, divan edebiyatı, yeni Türk edebiyatı. Dikkat et buraya. Uyarıyı yine vermişim. Sevenler ayrılmaz. Konuk sever, hayır sever, vatan sever, sanat sever. Var mı buraya kadar soru? Güzel. O zaman biz soralım bakalım. 2012. Cansever. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? İnsan her gün boş bir şarkı dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel resme bakmalı ve aklı başında birkaç. Hocam sözcükler belirsizlik ifade ettiğinde birkaç, biraz, dikkat et bak, birkaç, biraz, birçok. Bunlar bitişik yazılır hocam. Hiçbir de dahil, bitişik. Söylemediler, söylemelidir ki, ki'yi bağlaç olduğunda her zaman ayrı yazılır ve dikkat et, fiillerden sonra gelen ki ayrı yazılır. Yaşamın koşuşturması içinde D haleki olduğunda bitişik, bağlaç olduğunda ayrı yazılır ki burada halekidir, bitişik yazıldı. Nerede sorusuna ve ne zaman sorusuna cevap verir. Estetik duyarlılığını kaybetmesin. Bakın, kayıp etmekte ünlü düşmesi var, bitişik. Ancak hocam, aklı başında. Aklı başında. Şimdi, yazım yanlışı, aklı başında ayrı yazılacaktı. Çok dikkatle dinliyorsun hocam. Özellikle bu kurala dikkat ediyorsun ayrı ve bitişikte. Kural şu. Sözcükler anlam. Sözcükler anlam. Açtım parantez. Şu kurala çok dikkat et. Her ikisi ya da sadece ikincisi anlamını yitirirse, kapattım parantezi, tür ve şekil değişikliğine olmadı. Tür ve şekil değişikliğine uğradığında bitişik yazılır. Dikkat et buraya hocam. Burası çok çok önemli. Şunu biraz daha büyütelim hatta. 20 yapalım bak. Sözcükler anlam. Her ikisi ya da sadece ikincisi anlamını yitirirse, tür ve şekil değişikliğine uğradığında bitişik yazılır. Özellikle hocam sözcüğün ikincisinin anlamını yitirip yitirmediğine bak. Şimdi soruyorum hocam. Doğal gaz, gaz anlamını koruyor mu korumuyor mu? Bana evet de koruyorsa
Hayır de, korumuyorsa he ile göster, e ile göster. O zaman nasıl yazarım? Yapıştır. Ayrı. Bak. Ham madde. Madde anlamını koruyor mu, korumuyor mu? Madde anlamını korur. Ayrı. Kuru yemiş, yemiş anlamını korur mu öğretmenim? Yemiş anlamını korur mu? Korur. Ayrı. Anlaştık mı? Özellikle sözcüklerin ikincisinin anlamını yitirip yitirmediğine bakın öğretmenim. Dikkat et buraya. Tür değişikliği ise sözcüklerden biri fiilken isim olur hocam. Biçer döver. Biçmek ve dövmek fiildir. Her ikisi birleşince isim olur. Bitişik yazılır. İmam bayıldı. Bayılmak fiildi. Türünü değiştirdi. Bitişik. Oktay hocam %90 bu kural etkili. Sözcüklerin ikincisi anlamını koruyor mu korumuyor mu? Aklı başındaya bakalım. Baş anlamını koruyor mu korumuyor mu? Öyle bak Oktay hocam. %90 bu kural işler. Koruyor. Baş koruyor anlamını. Aklı başında. Hala beyni yerinde anlamında. Koruyor. O zaman ayrı yazacağım. Güzel. Anlaştık mı şimdi? Sanırsam anlaştık. Şu kuralı unutma da. Tamam. Sorulara bir bakalım hadi. Yazımı yanlıştır. Bak hocam. Bilgi isimdir. Saymak fiildir. Ancak bilgisayar türünü değiştirmiştir. Fiil isim. Başhekim başlar bitişikti. Sağlık ocağı ayrı. Olağanüstü üst anlamını yitirdi. Ha tamam Neşe hocam. Tamam. Ben de %90 diyorum zaten. Yani %100 diyemeyiz. Neşe hocam aykırılıklar var, istisnalar var. Sevenler ayrılmaz. Cevap Bursa hocam. Sevenler ayrılmaz. Güzel. Şimdi geldim kısaltmaların yazımına hocam. Büyük harfle yapılan kısaltmalar. Bak dikkat et. Büyük harfle yapılan kısaltmalar. Genellikle sözcüğün sözcüklerin ilk harfleri alınarak yapılır. Şuraya çok dikkat et sevgili hocam. Araya nokta konmaz. Ancak aç parantez. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçenin kısaltması hariç. Sevgili hocam, bu ikisi kalıplaşmıştır. Bunun dışında hiçbir zaman nokta kullanma. Dikkat et. Neymiş? Büyük harfle yapılan kısaltmalar genellikle sözcüklerin ilk harfleri alınarak yapılır. Araya nokta konmaz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçenin kısaltması hariç. Yani TC ve T'nin kısaltması hariç. Peki ben bunlara ek getirirsem. Hocam büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır ve genellikle son harfin okunuşuna göre getirilir. Kamu personel seçme sınavında değil, KPSS'de YÖK'ten değil, YÖK'ten bunu söyleyeceğim. Bu az sonra kalsın. Kardeşim THY'de çalışıyor. Hocam dikkat et. Dikkat et. TDK'nın değil. K diye bir harfimiz yok. TDK'nın dersen yazım yanlışı. Bu TDK'nin olacak hocam. K'nin. Mehmet hocam. Onlarda da kaldırıldı. Ancak askeriye kendi içinde kullanıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda falan. O haricinde Kuzey Kıbrıs'ta yok artık hocam. Nokta yok artık onlarda. İmla kılavuzunda aynen böyle bir açıklama var. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçenin kısaltması hariç. Bu ikisi hariç öğretmenim. Hocam son harfin okunuşuna göre açılım yok. Yücel hocam açılım yok. Açılıma karşıyım ben. Açılım yok. Açılmayacağız, saçılmayacağız abi. Açmayacağız öyle kendimizi. Açılmak, saçılmak yok. Sıcak değil havalar, soğuk. Hasta oluruz. Onu karıştırmayın hocam. O hani... Tamam. K diye okuyun siz. Dikkat et. Hocam, kalıplaşarak bir sözcük haline gelmiş olan... Bak tekrar ediyorum. Kalıplaşarak bir sözcük haline gelmiş olan kısaltmalara getirilen ekler ise kısaltmanın kalıplaşmış halinin okunuşuna göre getirilir. K'den diyemezsin, YÖK'ten ve sertleşirsin. BOTAŞ'tan, bunlara dikkat edin hocam.
BOTAŞ'tan. Bak bunlar kalıplaşmıştır ve bir sözcük haline gelmiştir. Bunlara getirdiğim ekleri ise kısaltmanın kalıplaşmış halinin okunuşuna göre getirmek zorundayız. Yeni imla kılavuzu yayımlandı öğretmenim. Yayınlanmadı, yayımlandı. Yayımlanalı da ne zamandı? Bayramdan önce yayımlandı hocam. Ramazan bayramından bir hafta önce yayımlandı. 8,5 ya da 10 lira. Yanlış bilmiyorsam. Evet arkadaşlar, bu kuralda anlaştıysak devam ediyorum. Element ve ölçü isimlerinin kısaltmasında nokta kullanılmaz hocam. Bunun dışında tamamı büyük harfle yazılmayan diğer kısaltmalarda nokta kullanılır. Eğer dikkat et hocam. Bak, şimdi ben burada şunu söylüyorum. Küçük harfle yapılan kısaltmalara getirilen ekler. Hocam çok önemli. Küçük harfle yapılan kısaltmalara getirilen ekler. Kısaltmanın sonunda üslü ifade ya da nokta yoksa kesme işaretiyle ayrılır. 2 santimetrelik. Doğrusu bu. Ancak kısaltmanın sonunda üslü ifade varsa 2 santimetre karelik kesme işareti kullanmayacaksın hocam. Bu bir. Kısaltmanın sonunda nokta varsa küçük harfle yapılan kısaltmanın nokta varsa da kesme işareti kullanmayacaksın. Tarih kitaplarında göreceksin hocam. Ve Janu'da soru olarak da karşıma çıktı. En fazla yapılan hata 19. yüzyılda derken kesme işareti kullanmaktır. Bu bir yazım yanlış hocam. Yüzyılın sonunda nokta var. Kesinlikle kesme işareti yok sevgili hocam. Neymiş? Küçük harfle yapılan kısaltmaya getirilen ekler. Kısaltmanın açılımına göre getiriliyor. Sonunda üslü ya da üslü ifade eden nokta yoksa kesme işaretiyle ayrılacağım. Varsa asla ayırmayacağım. Anlaştık mı sevgili öğretmenlerim? Bakacağız şimdi. Anlaşmışız herhalde. Soru mu? Bu kuraldan güzel soru. Yaptık Oktay hocam. Biz sorarız. Sordum ben bunu hocam. Sordum. Bunu zaten Janu'da da sordular öğretmenim. Janu'da da sordular. Ben size söyleyeyim. Evet sevgili hocam. Geldi soru. Kısaltmaların yazıldığı ekler kısaltmanın okunuşuna göre diyor. Yani son harfinin okunuşuna göre getirilir. Hadi bakalım. Açılım yok. Sakın açılım deme. Kesinlikle. Evet. M'de, K'de kesme işaretleri var hocam. Onu söyleyeyim de. Onlar yayınlanınca bitişmiş. Ü'yü TDK'nin dedim. AKM'de Atatürk Kültür Merkezi'nden değil, AKM'de konferans vermek için Ankara'ya gitmiş demek zorunda öğretmenim. Yine kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır demiş. Cevap tabii ki MEB DSİ'nin TRT'de AB'ye ancak TEDAŞ şeyden değil TEDAŞ'tan. Çünkü bu kalıplaşmıştır ve bir sözcük halinde okunmak zorundadır öğretmenim. Güzel. Haydi bakalım. Hocam bu size soru olarak gelmez ama bugün yarın milli eğitime gittiğinizde ya da devlet memur olduğunuzda bunlara çok dikkat edin hocam. Özellikle yapılan hatadır bu. Satır sonuna gelen birleşik sözcükler, dikkat et hocam, satır sonuna gelen birleşik sözcükler tek bir sözcük olarak hecelerine ayrılır. Yani ilkokulu sakın ilk okul diye ayırma hocam. Bunun hecesi ilkokul. Deniz altını da sakın deniz altı diye ayırma. Bunun hecesi ne? Denizaltı. Hece ile ek ve kökü sakın karıştırma. Hece, Türkçe'de altı hece yapısı var. Ek ve köke girince sıkışıklık yaratıyorsunuz. Baş öğretmen. Ba, şö, hecelerine dikkat et. Baş öğretmen.
Hanım eli. Ha. Nı. Me. Li. Çoğu şöyle ayrılıyor. Ayırıyor. Hanım eli. O yanlış hocam. Doğruları bunlar. Dikkat et buraya. Anlaştık mı burada da? Anlaştık. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu slaytı biraz ekranda tutacağım. Bunu dersin sonunda ya resmini çekersiniz ya da tekrar izlediğinizde burayı dondurur ve yazarsınız. Yazımı yanlış ve doğru şekilleri var. Birkaçını söyleyeyim bak. Herhangi bir bitişik yazılamaz. Herhangisi bitişik, biri ayrıdır. Hiçbir ayrı yazılamaz, bitişiktir. Birkaç ayrı değil, bitişik hocam. Birden bire bitişik. Hoş geldin ayrı. Dikkat et. Asfalt değil, asfalt. Bak Arif hocam kopyalamış bile. Dikkat edin buraya. Herkes, bu çok yanlış yazılıyor. Z ile yazıyorlar. Hayır hocam, S ile yazılacak. Dikkat ettik buraya. Evet, geçiyorum bu slaytı da. Kopyalayanlar kopyalayamayanlara öğretsin. Haydi bakalım. Soru. Aşağıdaki cümleden hangisinde geçen altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur? Doğruyu soruyor. Herhangi bitişik yazılacaktı. Herhalde bitişik yazılacak. Hiçbiri bitişik. Pardon. Herhangi bitişik. Herhalde bitişik. Her biri ayrı. Hiçbir yazımı doğru, belirsizlik ifade ediyor. Şey her zaman ayrı. Cevap Deniz'de oldu. Tamam. Herhangi bitişik yazılacaktı. Herhalde belirsizlik ifade ettim. Bitişik. Her sözcüğü bu üç sözcükte herhangi, herhalde, herkes haricinde hep ayrı yazılıyordu. O zaman her biri ayrı ama hiçbir bitişik yazılır öğretmenim. Hocam sözcüklerden biri belirsizlik ifade ediyorsa bitiştirirsin. Bir orada sayı anlamını yitirmiştir ve hiçbir olarak yazılmak zorundadır. Belirsizliğe gider ya da hiçbire. Aynı şekilde Cansu hocam bir sözcüğü kaçla birleşirse belirsizliğe gider. Birkaç ya da birkaçı dedim ya, ayrı yazamam artık. Bitişik yazmak zorunda kalırım. Birçokta da aynı şey vardır. Bitişik yazılır çünkü. Devam. Hangisinde yazım yanlışı vardır? Bir bakalım mı? Hangisinde var? İsteklerini belirleyemeyen öğrenciler gelsin buraya. Müdür karşısına çatmış, oturduğu yerden bizi izliyordu. Çok inatçı birisidir. İsteklerimi yapmayacağını biliyorum. Merdivenlerden inerken birdenbire. Hocam o bitişik. Yani o kaymış. Cansu hocam sen ona takılma ama hemen de cevabı buldum diye atlama, ben doğrusunu söyleyeyim. Onlar kaymış hocam. Birdenbire ayrı yazılmayacaktı, bitişik. Soru yanlış. Yok, soru doğru. O slaytın aktarımında olmuş hocam. O sistemden bir sıkıntı. Diğerine geldim, hadi tertemiz olsun bu. Hangisinde yazım yanlışı var? Hangisinde var? Tabii ki her sözcüğü burada ayrı yazılacaktı değil mi? Her gün bitişik yazılamaz. Hiç kimse ayrı. Ayrı, o ayrı hocam. Hiç kimse ayrı. Ayrı yazılır. Hiçbir bitişik yazılır. Hiçbir yine bitişik yazıldı. Her biri ayrı yazılır. Her gün ise bitişik değil, ayrı yazılacak. C değil öğretmenim. Hiç kimse ayrı yazılır. Kişi zat demek zaten o. Ha, bu arada yeri gelmişken hocam B seçeneğine dikkat et. Tıraş.
Yazıyorum. Kılavuz. Bunlarda ı var. Bir de gardırop var hocam. Gardolap değil o. Gardırop. Bayanlar niyeyse gardolap diyor. Gardıroptur bu. Kemal Sunal'ın bir filmi var. Gardırop Osman. Oradan aklınıza gelsin. Bunlar haricinde ı yok hocam. Klasik, dram, Hristiyan, kral. Bunlarda ı'yı bulamam. Dikkat et. E seçeneğinde orijinal değil, orijinal olarak yazılmak zorundaydı. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. A seçeneğine bak. Ünsüz sertleşmesine uymamaktan kaynaklı yazım yanlışı var. Açıkça olacaktı. Aferin mi demeliyim şimdi sana? Aferin değil, aferin. Yazım yanlışı var. Sen adam akıllı, adam akıllı bitişik olacak. Adam akıllı. Yeni bir kavram gibi düşün. Adam akıllı bitişik. Akıllı. Şey her zaman ayrı yazılıyordu. Havalar ısındı da yüzümüz güldü dediğimizde de evet. Herhangi bir yazım yanlışı yok. Güzel. Haydi bakalım. Hangisinin yazımı yanlıştır? Hangisi? Program. Isız, doğru. Entelektüel, tek değile doğru. Biyografisi doğru. Profesör, doğru. Ama pratikte, hop, ı yok. Tıraş, kılavuz, gardırop. Tıraş, kılavuz, gardırop. Heykel tıraş da bitişik yazılır, ılıdır hocam. Yazım yanlışı yoktur, dedik. Yine açıkça, ünsüz, sertleşmesine uyulmamaktan kaynaklı yazım yanlışı var. Anlıyorum ki burayı beğenmemiş. Bizim birkaç, birkaçın azı yazacağım. Yoktur diyor. Birkaç bitişik. Yahu. Heh, birkaç bitişik. Gelmeyen değil. Gelmeyen. Burada ünlü daralması olmaz. Duydum ki fiillerden sonra gelen kiler ayrı yazılır, ayrı yazılacak. O zaman cevap Bursa oldu. Yok yok. Yok hocam o ATV'de Aslan Kral var. Şafak Sezer'in. Orada yazıyorlar. Yok kralda da yok hocam. Orada ben Aslan Kral'ın kız kardeşine bayılırım. Ne onun ismi? Kocasıyla birlikte dövüşüyorlar ya sürekli. Onlar çok komik. Ama kralda ı yok. Dayak delisi. Vallahi öyle bir şey hocam ama. Nihale tamam doğru. Şimdi geldik hangisine? Yazım yanlışı yok. Hocam yazım yanlışı yok dedik bir bakalım mı? E'de var. Her şey ayrı yazılacak. D'de var. N değil burası M olacak. Bir gün burada var. Ayrı yazılacak. Sıkı fıkı ikileme mi? Kesinlikle ikileme. Ayrı yazılacak. C'de ise bir şey yok öğretmenim. Yazım yanlışı yapılmamıştır. A'da sonunda 3, 4, 5 var. Ek ne olacak? T. Güzel. Yeni geleceği iş için fikrini değiştirdi. Annesi saçlarına pembe değil pembe. Gideceğimiz yer pek de değil. Pek de. Çırılçıplak dağların durup duranına ulaşamayacağını değil ulaşamayacağını oldu. Cevap ne oldu? Yine mi C oldu? Annesi pardon B oldu. Yeni geleceği iş için fikrini değiştirdi. B oldu. Tamam. Tek tek açıklayalım daha net olsun. Yazım yanlışı var. Bakalım mı? Evet. Herhangi bitişik biri ayrı öğretmenim. Sakın bunu unutma.
herhangi 2010 sorusunda iptal ettirdi. 1 diyeceğim. Bu şekilde vereceğim. Cevap Denizli oldu. Evet. Dizelerin hangisinde yazım yanlışı var diyor. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah aklımdan ölümüm geçer, sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Gün eksilmesin penceremden, anlayan değil, şurada ı olacak, yine olmuş. Bu aslında ı olmaması gerekiyor. Ne olacaktı? A olacak, anlayan şeklinde cevap da Bursa olacak. Hadi son sorum. Son sorum. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor hocam. Gönlüme değil ne yazacaktım? Şunu atacaktım. Gönlünü olacak gitti. Zonguldak özel isimler asla yumuşamaz. K olacak. Psikolojik sorunlarını bizden gizlememelisin demiş. Vazgeçmek kalıplaşmıştır. Bitişik yazılır. Üçüncü cümledeki yanlışlık ne? Ben bulamadım yahu. Acaba yanlışlık yok mu? Var değil mi? Şakası bir yana. Var. Olma mı? Var. Var. Cevap da Denizli oldu. Sevgili arkadaşlar. Tamam hocam. Tekrar edeyim. Öğretmenim, biz şuna çok dikkat edeceğiz. Bizim şu manyak her sözcüğümüz var ya, onun 3 tane abisi var. Sağlam mı sağlam, birbirlerinden hiç ayrılmaz. O abilerine herhalde bu birinci abi ve büyük. İkinci abi, herkes yine sağlam mı sağlam bunlar, hiçbir zaman ayrılmıyor. Üçüncü abi ise herhangi bunun dışında diğer kardeşleri üvey hocam. Her sözcüğünün herhalde herkes ve herhangi abileri var. Birbiriyle bütün hiç ayrılmıyorlar. Bitişikler. Bunlar dışındaki bütün kardeşler üvey ve ayrılmışlar. Her biri. Her an, her zaman. Böyle de aklımızda kalabilir hocam. Bir şey değil öğretmenim. Evet, başka sorumuz var mı? Cansu hocam, kafanızı karıştırır ancak şöyle yaparsınız. Onu da ben söyleyeyim. Baktınız, onun da yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. İmla kılavuzuna bir bakın. Soruyu hatalı demeyin çünkü önce yazılmış sorulardır. Ama yine de yazım kurallarını bilmemiz daha faydalı hocam. Yani değişiklikleri bilelim. Tabii ki kafamızı ister istemez karıştıracak. Maalesef hocam, maalesef. Onlarda sıkıntı var. Onun için şöyle yapalım mı Cansu hocam? Farklı bir yayının yazım ve noktalama sorularını çözmeyelim. Olur mu? Daha iyi olur. Yazım ve noktalama sorularını çözmeyelim. Diğerlerini çözün ama yazım ve noktalamasını çözmeyin hocam. Yok. Arkadaşlarımız ama yok. Yok öğretmenim. Kendilerini tanırım. Evet arkadaşlar, başka? Yok. Bunlar aynı kurallar çünkü. Evet sevgili arkadaşlar. Onlar benden sonra var oldular. Yok. Yok. Ben buraya yazıyorum hocam. Bir de ÖSM'ye yazıyorum. Bir de ÖSM'ye yazıyorum hocam. Taklitlerimden sakınınız. Evet arkadaşlar, bir ara verelim. Çeyrek geçe buradayız. Tamam hocam. TG'lere girerseniz mutlaka KPSS'de soruları yakalarsınız hocam. Onu söyleyeyim. Bu sene birebir paragraf tutturdum çünkü. Evet. 15 dakika bir ara. Aradan sonra devam.
Kesinlikle hocam, güzeldi. Sonrakileri yükleyeceğim öğretmenim. Sonrakiler noktalama işaretleri zaten. Evet, çeyrek geçe buradayız. Şimdi Oktay abi, senin sorunu bir alayım ben. Diğer arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Olur. Tamam, yükletirim şimdi. Oktay hocam, sorunu alalım bakalım. Evet, İngilizce söz. Tam adamına sordun. Tam adamına sordun. Oktay hocam, normalde ben sana şunu söyleyeyim mi? Normalde yabancı sözcükleri ben Türkçe okunuşlarına göre dile kazandırmak gerektiğini savunan bir insanım. Çünkü Türkçe kendi kurallarına göre o dilin sözcüğünü almalıdır. Ama maalesef bazılarına göre kendi dilinin okunuşuna göre getirilir. Bazılarına ise TV'ye, kısaltma TV'ye diyeceğiz hocam. T'si de V'si de büyük. TV'ye de TV'ye de desem fark etmiyor hocam, ama İngilizce yerine Türkçesine göre getir hocam. Yazım yanlışında sana İngilizceye ek getirmeyecek. Onu söyleyeyim, İngilizce bir sözcü ama. Yani yabancı sözcükleri Türkçeleştirerek dilimize kazandırmak. Ya da yabancı isimleri, böyle bir çalışma vardı daha önce. Böyle bir çalışma vardı. Denildi ki yabancı sözcükleri biz dilimize Türkçe okunuşlarına göre alalım. Nedense sonra bundan vazgeçtiler. Herkes İngilizce bilmek zorunda değil. Mesela ben bunu çok eleştiren bir insanım. Türkçenin, şöyle söyleyeyim hocam, kökeni M.Ö. 3. yüzyıla kadar dayanır. Bakmayın herkes kitabelerle başladığını söyler, Orhun kitabeleriyle, ancak Yenisey bölgesinde hocam tabaklar bulundu ve tabakların altında M.Ö. 3. yüzyıla dair Türkçe yazılar bulundu. İngilizce dediğimiz dil ise 600 yıllık bir dil ve maalesef hapishane kaçkınlarının Avrupa'dan kaçıp Amerika'ya gitmesiyle oluşan bir dildir. Yani o dil bizim dilimize nasıl hakim oldu? İster istemez insan gocunuyor. Arabada şu yazıyor hocam. Bebek var yerine baby on board yazıyor. Benim babam 70 küsur yaşında bir insan. Allah uzun ömür versin, daha da yaşasın. Benim babam araba kullansa baby on board'un arabada çocuklar olduğunu anlamaz. O arabaya küt diye çarpar. Sen, yani bazen bizim insanlarımız, bizim, yok şimdi hocam, icadı kim yapmışsa yapmış olabilir. Ancak senin dilin dünya dilleri arasında, Zuhal hocam siz güneş dil teorisi denilen bir teoriyi biliyor musunuz? 1936 ya da 37'de dil tarihte hocam bunun kurultayını Atatürk tarafından gerçekleştirildi ve bu sümeroloji diye dil tarihe kurulan bölümün de aslında kurulmasını sağladı. Bütün dillerin Türkçeden geldiğini ve özellikle sümeroloji bölümünün de bunu araştırması gerektiğini düşünüldü ve bundan kuruldu. Hatta Mayaların, evet yanlış biliyorsam, Mayaların dillerinin de Türkçe olduğu savunuluyordu. Güneş dil teorisi bu ortamda kaynaklı. Hocam Macarca'da 10 binden fazla Türkçe sözcük var. Şimdi icadı kim yaparsa evet onun adıyla alınsın, güzeldir. Ancak kendi diline kazandırırken bana göre, yani onu halktan insana da okuyacağını düşünmek lazım. Şimdi aramızda üniversite mezunu, yani üniversite mezunu olup da İngilizce bilmeyen çok arkadaş var. Ben el kaldırayım ben. Bak kendi adıma söylüyorum. Üniversite mezunuyum. Evet. Eksiklik mi? Aslında bir eksiklik ama ben bunu pek eksiklik olarak görmüyorum. Çünkü önce insan kendi dilinin kurallarını iyi bilmeli ki ondan sonra başka bir dili öğrenmeli. Ve dil kapitalizmi denilen kapitalizm, bunu hep söylüyorum, çok fazla özümseyen bir şeydir. Ve dilin kirlenmesi kurtulacak bir şey değildir hocam. Biz artık bay kullanıyoruz. Hoşça kal demiyoruz. Bay. Bunlarla yetinmeye başladık. Hatta Bay Bay Türkçe diye Sinan Oktayoğlu'nun bir kitabı var yanlış bilmiyorsam. Yani bunlara da bakmak lazım. Şimdi biz dilimize sahip çıkmazsak hocam kim sahip çıkacak? Ve yine diyorum, dilimiz o kadar köklü bir dil ki, yani böyle bir şey yok. Tabii ki İngilizce bileceğiz, başka diller de bileceğiz. Hocam bir Fransız'a İngilizce konuşturamazsınız.
Onun savunduğu tez de şu. Ben diyor İngilizce dünya diliyse Fransızca da dünya dili ve bilmek zorunda. Hocam uzaktan egitim.com. Ben az sonra adresi attırayım hocam. Olur mu? Başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın. Sizi de yemeğinizden aldık. Çeyrek geçe görüşürüz diyelim, ben kaçar. Bu konuda çok dertliyim hocam. Onun için ben yani çok konuşurum bunda. Boş verin. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oktay Sinanoğlu. Tamam, yer değiştirdim. Tamam. İlyas abi. Sağ ol, teşekkürler. Oktay Sinanoğlu. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Mehmet hocam hiçbir yere gidemezsin. Yasak. Sakın hiçbir yere gitme. Yakaladım valla. Yok öyle kaçmak. Evet arkadaşlar. Geldik noktalama işaretlerine. Yok yok küsme. Ben sonra o şarkıyı sana bir daha söyletirim. Ben söylerim derim de çok çirkin sesim var. Ben söylemeyeyim. Derste kimseyi bulamam. Herkes kaçar. Teşekkürler öğretmenim. Evet. Arkadaşlar. Noktalama işaretlerine de geldik. Bakın neler göreceğiz. Noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, uzun çizgi, ünlem, tırnak, kısa çizgi, kesme işareti, nokta, virgül, soru işareti. Teşekkürler hocam. Bunları göreceğiz dedik. Şimdi arkadaşlar, son imla kılavuzu yani 2012 imla kılavuzunda büyük değişiklikler var demiştik. Özellikle yazımda ve noktalamada. Bugün noktalamada olanları da göreceğiz. Yazımda olanları az önce de gördük zaten. Noktalamada da bakalım neler değişmiş, neler karşımıza çıkmış. Ben hatırlattıkça zaten başlıkları verdikçe de yanına işaretler atacağım. Bunlar yeni değişiklikler diye. Arkadaşlar bir soru da buradan var. Kesinlikle karşımıza çıkıyor. Ya bu parçada ayrıca belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisi sırasıyla getirilmeli? Ya bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanmış? Ya da bu parçada ayrıca gösterilen yerlerden cümlenin yapısını ve duraklama yerlerini belirlemek, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir. Hocam bu gerçek bir olay. Dikkat et. Bak bu gerçek bir olay. Virgül yüzünden bitkisel hayat. Lent hastalığı nedeniyle tedavi gören hastaya 9,5 mg yerine 95 mg ilaç enjekte edildi. 4 çocuk babası 3 aydır bitkisel yaşamda, savcılık soruşturma başlattı. Yani arkadaşlar noktalama işareti bizim hayatımızda bu kadar önemli. Dikkat et. Noktalama işareti bizim hayatımızda bu kadar önemli. Sorularda da, paragrafta da hemen hemen her yerde noktalama işareti bizim için önemli. Çünkü paragrafı anlamamızı da kolaylaştırıyor hocam. Dikkatli olacağız burada. Ve az önce de söyledim, ilk noktalama işaretim nokta. Bakın size el sallıyor, inşallah görüyordursunuz. Ben de el sallıyor ama sizde de görünüyor mu bilmiyorum. Noktamız geldi. Biz noktayı nerede kullanıyoruz? O zaman bakalım nerede kullanıyoruz hocam. Bir, herkes biliyor cümlenin sonuna konur. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur. Saatler geçtikçe yollara daha masum bir ıssızlık çöküyordu. Reşat Nuri'den alınmış arkadaşlar. Bazı kısaltmaların sonuna konur arkadaşlar. Albay, doktor, profesör, cadde, sokak, sayfa, sıfat ve benzeri ve başkası. Almanca, Arapça burada kullandım. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanır hocam. Yani ıncı inci eki yerine kullanırım. Üçüncü,
15. ikinci Mehmet, 14. Louis, 15. yüzyıl, ikinci cadde, 20. sokak, 4. Levent. Özellikle arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta kullanılır. Hocam 3, 4 ve 7. maddeler, 17 ve 12 ve 14. yüzyıllar veya 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf dediğimde sadece sondakinin sonuna nokta kullanıyorum. Dikkat et. Dikkat et. 5. sınıf. Tarihlerin yazılışında gün ve yıl gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. Hocam 29.5.1453. Özellikle şuraya bak, tarihlerde ay isimleri Roman rakamıyla yazılabilir hocam. 29.10.1923. Uyarı çok çok önemli. Yazım ve noktalama hatası olarak karşıma çıkar. Tarihlerde ay isimleri yazıyla yazıldığında arada herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz. 29.Mayıs.1453 yanlıştır hocam. Ya da 29/Ekim/1923 yanlıştır. Ay ismini yazıyla yazdığımda arada herhangi bir noktalama işareti kullanmıyorum. En büyük hata şurada yapılır hocam. Saat ve dakika arasında maalesef şu anda bilgisayarınıza da baktığınızda 22.22 yazdığı görülür ki yanlış hocam. Saat ve dakika arasında her zaman nokta kullanılır. Tren 09.15'te kalktı. Toplantı 13'te başladı. Tören 17.30'da hükümet daireleri kapatıldıktan yarım saat sonra başlayacaktır dedik. Tarık Buğra'dan aldık. Şu özellik 2012 imla kılavuzuna yeni eklendi. Eskiden farklıydı hocam, eskiyi söylemeyeceğim. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarında nokta kullanılır. Görüldüğü üzere 1000, 326.197, burası onu okuyana kadar canım çıkar. 1, 2, 3 sayıyorum nokta, 4.'yü yazıyorum ve üçerli basamakları ayırmak için kullanıyorum hocam. Dikkat et, üçerli basamakları ayırmak için nokta kullanıyorum. Basamağı 4 ve 4'ten büyük sayıları üçerli gruplara ayırmak için kullanılıyor hocam. Dikkat et buraya. Yeni eklendi, yeni bir değişikliktir hocam. Uyarı çok çok önemli. Büyük harfle yapılan kısaltmalar arasında nokta kullanılmaz. Hangileri hariç? Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçenin yazımı hariçti hocam. En fazla dikkat etmen gereken milattan önce ve milattan sonradır. Soru olarak da karşına çıkabilir hocam. Tarih kitaplarında da görürsün. Milattan öncenin arasında ve milattan sonranın arasında nokta kullanılmıyor. M-Ö, M-S, nokta bitti. En fazla yapılan diğer hata ise ondalık sayılarda sayıyla küsurat arasında nokta kullanılması hocam. 0.5, 0.7 ya da istenmeyen bir deprem yaşandı Van'da. Televizyon kanallarına baktığınızda çoğu 7.2 dedi, yanlış hocam. 0.5 değil 0.5, 3.14 değil 3.14, 7.2 değil hocam 7.2. Sayı ve küsurat arasında nokta değil, ne kullanıyormuşum? Virgül kullanıyormuşum öğretmenim. Sorumuza bir bakalım. Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerin hangilerine nokta kullanılmalıdır? Nasıl olursa olsunlar, insandırlar sonunda. Her yaptıkları şey değişkendir. Bir de küçük başlamış, iki de küçük başlamış, üç de büyük başlamış ve yargı bittiği için nokta 3'e gelecek. 3 olan şu var, şu var. Eledim, 2'yi zaten elemiştim. Cevap kendini verdi hocam. Yasalardan daha çok, daha ağır haksızlığa yol açan bir şey yoktur. Bu nedenle denilmiş, yine
Nokta. Eleme yöntemi her zaman etkilidir. Bunu kullanmayı unutmuyoruz hocam. Eleme yöntemi her zaman etkilidir. Dikkat et buraya da. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Yok. Şimdi ise virgül. Hocam virgül bizim için çok önemli. Çok dikkatle dinleyelim. Önce nerelerde kullanılır? Kullanıldığı yerleri bir göreceğim. Daha sonra kullanılmadığı özelliklere çok dikkat edeceğim hocam. Çünkü genellikle numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanmıştır diyorsa virgül üzerine çok yükleniyor ÖSYM'e. Dikkat edelim. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Fırtınadan, virgül, soğuktan, virgül, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık, bak sıcak virgül, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. Sessiz dereler, virgül, solgun ağaçlar, virgül, sarı güller, dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller. Faruk Nafız Cem Nümerilerinde dizelere aldık. 2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Umduk, bekledik, düşündük. 3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için özneden sonra kullanılır. Saniye hanımefendi, virgül, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti. Hocam görüldüğü üzere gelmişti yüklem. Öznem, saniye, hanımefendi. Özne ile yüklem arasına söz öbekleri girmiş. Ben özneyi belirtmek için kesinlikle virgül kullanacağım hocam. Dikkat et buraya. Devam ediyorum. Cümle içerisinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin ve ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır. Hocam ara söz herhangi bir ögenin açıklayıcısı olan sözdür. Ara cümle ise cümle dışı unsurdur arkadaşlar. Şimdi dikkat et. Zemin bu kadar koyu bir kırmızıya dönüşünce bir an içinde olsa bir ara söz ara cümle belirginliğini yitiriverdi sivilceleri. Şimdi efendiler müsaade buyurursanız bak şurası bir ara cümle size bir sual sorayım. Atatürk'ten aldık. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. İkilem olarak düşünme sakın. Sadece anlatımı güçlendirmeye çalışıyorsun. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam. Ahmet Haşim'den alınmış dizeler. Hüsran, yine hüsran, yine hüsran. Türkiye milli takımı yine yenildi, yine yenildi, yine yenildi. Bak anlatıma güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasında kullandım. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur. Bunu şöyle düşün hocam. Tırnak içine alınmayan doğrudan anlatımlı cümlelerin sonunda kullanılır. Adana'ya yarın gideceğim dedi. Bak kişinin sözünü olduğu gibi aktardım ama tırnakla vermiyorsam sonunda virgül kullanıyorum. Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun dedi. Yine kişinin sözünü olduğu gibi aktardım. Tırnak işareti kullanmadığımda bu gibi cümlelerin sonunda kullanıyorum. Hocam konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin bitimine konur. Bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz? Diye sordu. Aynı şey aslında doğrudan anlatımlı cümleyle aynı kavram. Buraya kadar sıkıntı var mı? Sevgili arkadaşlar. Yok. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Bahçe kapısını açtı Sermet Bey'e. Bak, virgül. Bu anahtar köşkü de açar dedi. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur dedik. Hocam özellikle kendinden önceki cümleyi onaylayan. Bak kendinden önceki cümleyi onaylayan ya da reddeden. Evet, hayır, tamam, peki gibi sözcüklerden sonra kullanılır. Peki, gidiyoruz. Olur, ben de size katılırım.
Soruyu anlamadım hocam. Hay hay, memnun oluruz. Haydi geç kalıyoruz. Evet, 40 seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor. İki nokta. Öğretmenim, onu iki noktada söyleyeceğim. Tırnak işareti varsa iki nokta kullanırım öğretmenim. Ya da aşağıya atarsam. Ben onu tırnakta tekrar vereceğim Şevki hocam. Orada dikkat edeceğimiz bir yer var. Tamam. Diğerine geldim. Bir kelimenin kendinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı anlam bakımından bağlantı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Şöyle bileceksin hocam bunu. Bir cümlede anlam karışıklığını gidermek için kullanırım hocam. Bak bu virgül tek gözlü genç fakat ihtiyar yönlen bir adamcağızdır. Eğer virgülü kaldırsam bu tek gözlü oluyor. Bu gece eğlenceli işlerine sinmedi. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanılır. Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek mücadele, müsaademe demektir. Kesinlikle anlatım bozukluğu oluyor Şevki hocam. Sayın Başkan, sevgili kardeşim, değerli arkadaşlarım, saygıdeğer öğretmenlerim dedim. Burada kullandım. Az önce de gördüm. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır hocam. 38,6, 0,45. Sevgili hocam, bu kurala dikkat et. Bu kural yeni eklendi. Az sonra uyarıda da karşıma çıkacak. Metin içinde ard arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra kullanılır. Sıralayacaksın, dikkat et. Hocam zarf fiil eklerini şöyle ezberleyebilirsin. Asiye, can, hop. Y'yi ben okunuş kolaylığı olsun diye kullanıyorum. Kenyalı, yani Kenyalı. E'yi yine okuyuş kolaylığı olsun diye koyacağım. Asiye, Kenyalı. Madan, ince, ip. Arak, en fazla kullanılanlar bunlar, dikkat et. Yine L'yi ben okuyuş kolaylığı olsun diye kullanacağım. Adıkça. Neymiş? Tekrar ediyorum. Asiye, Kenyalı, Emma'dan ince ip arakladıkça. Zarf dileklerimiz bunlar. Ve arkadaşlar cümle içerisinde ard arda sıralanmış zarf fiil eklenden sonra kullanılır. Ancak yemekte bir karara varıp, bu yeni bir kural dedim, arkadaşlarına dikkatli dikkatli bakarak konuştu. Sıralı zarf fiiller kullanırsam kesinlikle birincisinden sonra virgül kullanıyorum hocam. Ama yükleme yakın olandan sonra kullanmayacağım, az sonra göreceğim. Özde olarak kullanıldıktan da bu, şu, o zamirlerinden sonra kullanılır. Yine anlam belirsizliğini gidermek için hocam. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. O eski defterleri çoktan kapatmış. Osmanlı'ya kucağını açmıştı dedim öğretmenim. Var mı buraya kadar soru? Zarf fiillerini unutma sakın. Uyarılar. Arkadaşlar, hangisinde hocam? Evet, kullanmaz anlatım bozukluğu olur. Doğru Neş hocam. Uyarılar, metin içinde zarf fiil almış tek kelimeden sonra virgül kullanılmaz. Bak tek kelime ise virgül kullanmıyorum zarf fiil ekinden sonra. Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Şimdiye dek ben kendimi bildim bileli kimse Değirmenoğlu köyünden kaçıp da başka köyde çobanlık yanaşmalık etmedi. İkinci uyarı, metin içinde ve veya yahut ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül kullanılmaz. Nihat sabaha kadar uyumadı. Ve
Şafak sökerken Faik'e bol teşekkürlerle dolu bir kağıt bırakarak iki gün evvelki cephe dönüşü kıyafetiyle sokağa fırladı. Üçüncü uyarım. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz. Ya ya, ne ne, hem hem, gerek gerek, ister ister, bunlar tekrarlı bağlaçtır hocam. Ya bu deveyi gütmeli, sakın burada virgül kullanma. Ya bu diyardan gitmeli. Gerek nesirde virgül kullansan yanlış, gerek nazımda yeni bir söyleşi ulaşılmıştır. Siz ister inanın, ister inanmayın, bir gün bile durmam. Ne kız verir, ne dünürü küstürür, dedik öğretmenim. Tekrarlı bağlaçlardan sonra virgül kullanmaz. Bu uyarılarda sıkıntı var mı öğretmenim? Anlaşılan yok. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan dade bağlacından sonra da virgül kullanılmaz. İmlamız, lisanımız düzelince, lisanımız da kafamız düzelince düzelecek. Çünkü o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla değil. Metin içinde ince ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mi ekinden sonra virgül kullanmaz. Hocam, mi eğer ince ince anlamına geliyorsa aklına şöyle kalsın. Cümleye koşul ya da zaman anlamı katan mi'den sonra virgül kullanmaz. Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm. Aç yattığım zaman, yatınca, yatarsam anlamı var, virgül kullanamam. Öyle zekiler vardır, konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın. Konuştular mı, konuşurlarsa, konuşunca, konuştuğu zaman anlam var, yine virgül kullanamıyorum. Ve özellikle şart eki sase'den sonra virgül kullanılmaz. Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına birini gelecek olursa hemen susuyorlardı. Gör gözlerinle de aklın yatarsa anlatıver millete, dedim, yine kullanmadım. Dikkat et, özellikle kullanılmadığı yerler bizim için çok çok önemli. Bakalım öğretmenim sorumuza. Evet, soruya bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül gereksiz kullanılmıştır diyoruz hocam. Hangisi? Güzel. A seçeneğinde okuyup ifadesi var. Zarf fiilidir ve bundan sonra virgül kullanmıyorum. Tabii tekrarlı değilse. Soruya bir bak hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül cümlenin ögesi olmayan bir sözü belirtmek amacıyla kullanılmıştır? Hangisinde? Cevap ne? Süpersiniz. Arkadaşlar bize virgülün ara sözün başında ve sonunda kullanılmasını soruyor. Pardon, ara sözün değil, ara cümlenin başında ve sonunda kullanılanı soruyor. Diğerleri çünkü ara sözdür hocam. Ara cümleyi bulacaksın sen. Bak, kitap 19. yüzyıla ait olan dediğimde ara söz. Evine safran buluyor dedim, ara söz. Kızı en küçükleri, ara söz. Ablam benden bir yaş büyük olan, ara söz. Ama bu sözler şunu söylemeliyim ki, ara cümle. Burası, burada kullanıyorum hocam. Diğer seçeneklerde ara söz var, burada ise ara cümle var. Soru da aslında bize ara cümleyi buldurmaya yöneliktir öğretmenim. Güzel. Geldi noktalı virgül hocam. Kullanıldığı 3 yer var. Sen şu uyarıyı asla unutma hocam. Aslında bu uyarı benim uydurduğum bir şey ama %90 tutuyor hocam. Cümle içerisinde virgül görmeden kesinlikle noktalı virgül kullanılmamalıdır. Hocam virgül çünkü noktalı virgülün noktalı virgül virgülün yetmediği yerde kullanılır. Cümle içerisinde virgül görmeden kesinlikle noktalı virgül kullanmıyorsunuz. Önce virgül hocam, sonra noktalı virgül. Ve dikkat edeceğim şey, 3 uyarımın 3'ünde de hep virgül ifadesini görüyorum bak.
cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Hocam konu değişecek. Erkek çocuklara Doğan virgül, Tuğrul virgül, Aslan virgül, Orhan. Şurada konu değişiyor bak, burada erkekten bahsettim. Burada kızdan bahsediyorum. Kız çocuklara İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verir. Konu değişti. Ne yapıştırdım? Noktalı virgül. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan. Ülkeleri saydım. Virgüller var. Konu değişti. Ankara, Londra, Bakü dedim. Dikkat et hocam. Üçerli gruplara ya da dörderli gruplara, ikişerli gruplara ayırıyorsan mutlaka ne kullanıyorum arada? Noktalı virgül. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. Bak burada. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Konu değişti mi? Değişti. Noktalı virgül. At ölür, virgül. Meydan kalır. Yiğit ölür, şan kalır. Hocam burada hayvanın ölümü var. Burada insanın ölümü var. Virgül var. Konu değişikliği olduğu için noktalı virgül kullandım. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra kullanılır. Hocam bu da aslında anlam karışıklığını gidermek içindir. Bak, yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyor. Bunlar virgülle ayrılmışsa sen özneyi belirtmek için ne yapıyorsun? Noktalı virgül kullanıyorsun. Anlaştık mı burada? Cümle içerisinde virgül görmeden kesinlikle noktalı virgül atmıyorsunuz hocam. Sakın ha sakın. Konu değişikliği olacak. Dikkat et. 2011'de sordu hocam. Bak. Cümle içerisine baktım hiç virgül yok. Virgül yapıştırdım. Aha bunda var. Aha da bunda var. Diğerlerinde virgül yok. Virgül yaptım. Burada da virgül yok. Virgül yaptım. O zaman D, E ve B'yi direkt eledim hocam. Şimdi C benim çeldiricim. Ailece aldıkları karar, virgül. Hiç yılmamak, teslim olmamak. Kararları sıralıyorum peş peşe. O zaman virgül kullandım. Ama dikkat et hocam. Buraya yerleşince ev almışlar, virgül. Büyükbaş hayvan almışlar. Şu tarafta alınanlar. İpek böcekçiliği, virgül, dokumacılık yapmışlar. Bu tarafta yapılanlar. Konu değişti mi? Konu değişti öğretmenim. O zaman ne yaptım? Yapıştırdım. Anda noktalı virgülü. Aslında soru bu kadar da kolay. Kesinlikle. Soru bu kadar da kolay hocam. Şimdi hocam az önce öğretmenim de sordu. Hocam başka yayınları çözelim mi? Ben ne dedim? Yazım ve noktalamasını çözme. Niye çözmüyoruz? Hocam o yayınlarda göreceksin. Ama fakat çünkü şöyle açalım. Çünkü lakin bak ama fakat teşekkürler hocam. Ama fakat çünkü lakin ancak gibi bağlaçlardan önce ayraç işareti varsa noktalı virgül getirilir deniliyordu. Doğru mu? Bunu hatırlayan vardır. Bunu hatırlayan var. Hah, güzel. Hocam 2001 yılında amadan, 2002 yılında fakattan önce, 2001'de amadan, 2002'de çıkmış sorulara baktığınızda fakattan önce ayraç işaretler ve noktalı virgül getiriliyor. Doğrudur. Ancak 2006 yılından itibaren ama, fakat, ancak, lakin, çünkü gibi bağlaçlardan önce kullanılan noktalı virgül kaldırılmıştır. Bu bağlaçlardan önce noktalı virgül yok hocam. 2006 yılı itibariyle bu bağlaçlardan önce kullanılan noktalı virgül kaldırılmıştır. Maalesef çoğu test kitaplarında hala var, hala var. Bu bağlaçlardan önce artık noktalı virgül yok öğretmenim. Anlaştık mı? Sadece çıkmış soruda iki çıkmış soru var. 2001 ve 2002'de. Onun dışında zaten hiç kullanmadı, kullanmıyordu artık. O yıllarda doğruydu ancak 2006 yılı itibariyle bu kural kaldırıldı öğretmenim.
Dikkat et buraya. Bu kural 2006 itibariyle kaldırıldı. Burada da netleyelim bu ifadeyi. Devam ediyorum, sorumuz yok ise. 2009. Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanmıştır? Fahri abla, kar ağrı. Bunlar gibi öteki şiirlerini de dilin duyguların en içtenlikli biçimde işlenişin örnekleri. Turgut Uyar'ın çıkışı Türkçe'nde hiçbir şeye açıklanamaz. Adamın sözünü verdim. Hocam ben burada kesinlikle noktalı virgül kullanamam. Burada kullanabileceğim işaretlerden biri virgül ya da iki noktadır. Hiçbir noktalama işareti kullanmasam da doğrudur. Cansu hocam işte buna dikkat et. Burada virgül de kullanabilirsin ya da hiçbir noktalama işareti kullanmazsın. Eğer illa bir işaret kullanıyorsam ya iki nokta ya da virgül kullanırım öğretmenim. Başka noktalama işareti kullanamam. İşte iki noktayı böyle sabitlersek oradaki virgülü de yanlış görebiliriz biz. Dikkat et hocam. Burada ya virgül ya iki nokta. Cümle ise büyük hocam. Az sonra göreceğim. Cümle ise zaten büyük. Ya da hiçbir noktalama işareti kullanmıyoruz. Anlaştık mı? Güzel. 2008'e bakalım o zaman. Tabii hocam. Virgül ya da iki nokta. Son yıllarda 2009-2010'dan sonra ÖSYM'nin paragraflarında zaten virgül kullanmayı tercih ediyor hocam. Şevki öğretmenim, ÖSYM 2009-2010'dan sonraki sorularında bu gibi ifadelerin yerinde virgül kullanıyor hocam. Virgül kullanması yanlış değil, onu da söylüyorum tekrar. Hangisi yanlış? Bir bakalım. Tabii ki de hocam burada ara gerek zarf fiileki var. Zarf fiilekinden sonra ne virgül ne de noktalı virgül kullanılamaz öğretmenim. Ne virgül ne de noktalı virgül kullanılamaz. Evet. Şimdi geldik iki noktaya. Bakalım nerelerde kullanıyormuşuz. Hop. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Milli Edebiyat Akımı'nın temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Bak örnekleri veriyorum. Ömer Seyfettin, Halid Edip Adıvar, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Ali Canip Yöntem. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda kullanılır hocam. Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi. Esas Türk milletin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Kendimi takdim edeyim. Meclis katiplerindenim. Refik Halit Atay'dan, Falih Rıfkı Atay'dan alınmış bir metin öğretmenim. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılır. Bilge Kağan, Türklerim işitin, üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin? Koro, göğe eğer başımız, başınla senin. Bilge Kağan, ulusum birleşip yücelsin diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Türklerim, Bilge Kağan der bana, ben her şeyi onlar için bildim, nöbetteyim. Turan Oflazoğlu'nun bir tiyatrosu metinden alınmış hocam. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna kullanılır. Hocam işte bak, buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? Ziraatçı sayar, yulaf, pancar, zerzevat, tütün. İşte burada da yine kullanıyorum hocam. Burada virgül de kullanabilir miyiz? Kullanırız öğretmenim. Anlaştık mı buraya kadar? Türklerim işitin, üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin? Ulusun birleşip yücelsin diye gece uyumadım, gündüz oturmadım. Türklerim Bilge Kağan der bana, ben her şeyi onlar için bildim, nöbetteyim. Buraya güzel dedik öğretmenim. Uyarı. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar.
Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür. Ayağının altına alırsan yükseltir. Çok da güzel bir söz. İki noktadan sonra cümle ve özel at niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz. Bu eskiliği siz de çok elde görmüşsünüzdür. Duvarlarda çiviler, çivi yerleri lekeler. Örnekler sürdürülüyorsa küçük, cümle veriliyorsa büyük başlayacağım öğretmenim. Dikkat et buraya. Yani sayı yavaş yavaş azalıyor. Şimdi dur. Hocam iki nokta, evet onu zaten yine vereceğim. İki noktanın istisnası var. Eğer cümle verilmişse büyük, yani yargı verilmişse büyük, örnekler sıralanıyorsa küçük öğretmenim. Bak örnekler sıralanıyor ise. Kan kaybımız var, onun farkındayım. Kaçıyor millet, niye bilmem. Bugün çok bağırıyorum herhalde ondan. Ya da sevmediler. bilmem. Bakalım. Şimdi anlaştık mı öğretmenim? Anlaştık mı? İki noktadan sonra cümle geliyorsa büyük, örnekler sürdürülüyorsa küçük öğretmenim. Yok estağfurullah, kim söylemesin hocam. Aman aman. Soru geldi. Aşağıdaki cümleden hangisinde ayrıca belirtilen yere iki nokta konmaz? Bir tek şeye çok ihtiyacımız vardır. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çocuk yavaşça anne diye seslendi. Aç bırakma, hırsız edersin. Çok söyleme, arsız edersin. Geri geldiler yalnız var ya, sistemi anladınız değil mi? Durum aletleri yapım eki gibi kullanılabilir. Sıradan insanlar, gözde sanatçı güzelim şehir. Kullandım, kullandım, kullandım. Güzel. Ay. Üç nokta. Bak, Karadenizli bunlar halay çekecek hocam şimdi. Kesin. Birinci özelliğim. Anlatım olarak tamamlanmamış cümleden sonra konur. Yani yükleme olmayan cümleden sonra kullanılır hocam ya da. Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveriyordu. Bu da bu yanı, bak görülüyordu da bu yanı dedim, 3 nokta tamamlamadım. Evet benim amcaoğulları. Biraz zenciler ama olsun. Hocam cümle içerisinde söylenmek istenmeyen argo sözcükler ya da isimler yerine kullanılır. Kılavuzu kargolanın burnu neden çıkmaz. Arabacı yaklaştığını söylüyor. İkisi de ikide bir fırsat bularak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur. Üç nokta derken şehrin öte başından soğuk soğuk sesler gelmeye başladı. Üç nokta. Atlanan kısımları gösteriyorum. Öğretmenim eğer sonda atlanan kısım yoksa buraya nokta kullanıyorum. Ama her iki tarafta da varsa üç nokta. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümünün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için. Sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz. Bu arayı sen tamamlıyorsun. Sana uğurlar olsun can dostum. Mu diyor acaba, ne diyor? Bunu da biz buluyoruz öğretmenim. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için kullanılır hocam. Gölgeler yaklaştılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Koca Ali, Koca Ali be denilmiş arkadaşlar. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Hangi Ali? Sen misin Ali Usta? Benim. Ne arıyorsun bu vakit buralarda? Hiç. Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa? Denilmiş ve bırakılmış öğretmenim. Uyarı. Çok önemli. Çok çok
Önemli. Özellikle şu uyarıyı unutmuyoruz. Bir. Bazı cümlelerde ek eylemin geniş zaman ekidir kullanılmayabilir. Bu gibi cümlelerin sonunda dır ekini kullanabiliyorsak bu cümlelerin sonunda 3 nokta kullanılmaz. Bu durumda olmanızın tek sorumlusu sistem. Aç parantez, sistemdir diyebiliyor muyum hocam? Bunun sonunda 3 nokta kullanamazsın. Yapıştır noktaya gitsin. Ünlenme soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta kullanması yeterlidir hocam. Gök ekini biçer gibi. Bak, başaklar daha dolmadan. Nasıl da akşam oldu, nasıl da yavrucaklar sustu. Nasıl da serçecikler yuvalarına sığındı. 3 nokta yerine 2 veya daha çok nokta kullanılmaz. Bir uyarı da benden gelsin hocam. 3 nokta sorularında devrik cümlelere dikkat edin hocam. Devrik cümlelerin yükleme olduğu için bu cümlelerin sonunda 3 nokta kullanılmaz. Ve ÖSYM genellikle 3 nokta sorularında devrik cümleye ya da dır ekine gider hocam. Dikkat et, devrik cümlenin yüklemini bulmak zorundasın. Ve bunun sonunda 3 nokta kullanamazsın. Neden? Anında geldi soru. Ondan hocam. Verilen parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde farklı bir noktalama işareti kullanılmalıdır? Balıkesir'den çıkıp Edremit'e yöneldiniz mi? Sizinle kaynaşır. Birinci yüklem bütünleşir doğa. Devrik cümleyi kaçırma sakın. O zaman yapıştırdım noktayı. Yamaçlarda koyu yeşil çamlar. Aşağılarda açık yeşil çınarlar, kavaklar. Vardı ya da yoktu. 3 nokta. Kekik kokulu, çam kokulu bir esinti yalar geçer bedeninize. Yüklem var. Yapıştırdım noktayı. Bir hışırtı şaptanın, mazradağının derinliklerine çeker sizi. Çeker yüklem. Yapıştırdım. Bir yummuş, arınmışlık duygusu uyanır ruhumuzda. Yapıştır. Çünkü uyanır yüklem. Anlaştık mı? Devrik cümlelere dikkat ediyorsunuz. 3 nokta sorularında kesinlikle kaçırmıyorsunuz öğretmenim. ÖSYM çok yükleniyor. Buraya dikkatli ol. Soruya bir bakalım mı arkadaşlar? Bu cümlede 3 noktanın kullanış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Ferah öğretmenim, evet şimdilik öyle görünüyor. Edebiyatı da Türkçe'de benim geleceğim, yani ben gelecek gibiyim. Senin için kötü mü iyi mi bilmiyorum ama inşallah hayırlısı olur hocam. Alana geleceğim büyük bir ihtimal hocam. Bugün öyle oldu. Teşekkürler hocam. Sözün bitmediğine dikkat çekme. Sözün bir yerde kesildiğine. Hocam ben geleceğim görüntüsü var. Çünkü bugün öyle söylediler. Alanın Türkçesine de edebiyatına da ben geleceğim hocam. Kesildiğini anlatma. Bir alıntının atlanan yerlerini belirtme. Söylenmek istenmeyen sözleri belirtme. Benzer örneklerin sürdüğünü gösterme. Kim eylemler bir oluş bildirir. Paslanmak, yeşermek, sararmak, kızarmak, morarmak, acıkmak gibi gibi gibi. Tabii ki cevap Edirne oldu. Güzel. 2012. Bakalım mı? Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinin hangisi yanlış kullanılmıştır öğretmenim? Ben de acıkıyorum. Hangisi yanlış kullanılmış? Ek eylemin geniş zaman eki dıra. Dikkat ediyordum ve devrik cümleye dikkat ediyordum. Mısır kadar yaşlı, onun kadar derin ve onun kadar gizemlidir burası. Burası Mısır kadar yaşlı, onun kadar derin ve onun kadar gizemlidir. Yüklem var mı? Var öğretmenim. O zaman burada 3 nokta değil. Hangi işareti kullanacağım öğretmenim? Tabii ki ne? Nokta. Güzel. Geldi bir soru daha. Bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisine 3 nokta getirmedi? Çok sevdiğin kitapları alıp yerleştireceksin raflara. Kesinlikle Cansu hocam. Sana öpücükler gönderir bu kitaplar. Beni ihmal etme, beni oku diye seslenir kitap oradan. Bu sistemleri (gülüyor)
Bu sistemleri duymazdan gelmek, bunlara kulakları tıkamak. Hangisine 3 nokta getiriyorum? Tabii ki Edirne'ye. Güzel. Buraya ne gelecek? Buraya ne gelecek? Şu üçü de söyleyin. Sadece cevabı bilmek bizim için önemli değil. Bire nokta. Çünkü niye? Yüklem var. Sana öpücükler gönderiyor bu kitaplar. İkiye de nokta. Çünkü yüklem var. Beni ihmal etme. Beni oku. Doğrudan anlatımlı. Cümlelerin sonunda ne kullanıyordum? Eğer tırnak kullanmamışsam virgül kullanıyordum öğretmenim. Diye seslenir kitap oradan. Nokta. Olay bitti zaten. Kesinlikle Edirne'yi gördük. Aa, tırnak dedik, tırnak geldi hocam. Bakalım nerede kullanıyormuşuz. Haydi bakalım. Bir, başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde verilir hocam. Din ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin, benim fakültem, ön cephesinde Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir ve cisesi yer almaktadır. Bakınız, şair vatanı ne güzel tarif ediyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak yer uğrunda ölen varsa vatandır demiş ve bunu da yine gösterdik hocam. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler cümle içerisinde tırnak içinde verilir. Yeni bir barış taarruzu başladı. Arkadaşlar, eğer konferanslara gittiyseniz bazı kişilerin vücut dilini çok kullandığını görürsünüz ve bir cümle içerisinde bir sözü söyleyince şöyle yapar. Yani o sözü vurguladığını gösterir. Bunu da yazıda ne yapıyorum? Tırnakla veririm hocam. Cümle içerisinde eserlerin veya yazılan hatlarıyla benim başlıkları tırnak içinde verilir hocam. Bugün öğrenciler kendi gök kubbemiz adlı şiiri incelediler. Yazım kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir dedim. Burada kullandım. Uyarı, uyarı, uyarı. O da iyi. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret, nokta, soru işareti, ünlem hangisi kullanılırsa tırnağın içinde kalır hocam. İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur. Ünlem kullandım bak tırnağın içinde diyorlar denilmiş hocam. Ve tırnağın içerisindeki, tırnağın içerisindeki dikkat et. Noktalama işaretleri tırnağın sonundaki sözcüğü etkileyemez hocam. Yani o küçük yazılacak. 2. Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine almaksızın eğik yazıyla dizerek de gösterilebilir. Yani tırnak kullanmadığında italik yazarsın hocam. Sağa ya da sola yatık. Hacı yapmaz gibi. Büyük sözü Anadolu'da tepe olarak geçer. Cahit Sıtkı'nın şairin ölümü şiirini Yahya Kemal çok sevmiştir. Şurası italik olacaktı hocam. Onu söyleyeyim. Şurası italik olacak. Yani şöyle yazılacak. Biraz yamurtalım bari. Heh. Oldu mu? Olmuş olmuş. Oldu oldu. Ne güzel de oldu. Yahu. Mouse'la mucizeler yaratıyorum canım. İnsan kendini niye bu kadar beğenir ya? Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ektir ayırmak için kesme işareti kullanmaz. Elifşar bakın. Bit palasını okudunuz mu öğretmenim? Okudunuz mu? Yok, okumadım. Kendilerini pek sevmem. Ben pek anlaşamıyorum Elif Hanım'la. Pek anlaşamıyorum ben. Pek anlaşamıyorum. Hadi. Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işaretinin kullanımı yanlıştır hocam? Karagöz oyununda bu tiplemenin adı Beberuhi'dir. Ben bundan çocukken korkardım. Doğru mu kullanılmış? Türk Edebiyatı'na sonra şiir biçimi Tevfik Fikretli'yle gelmiştir. Doğru kullanıldı. Otelya Shakespeare'in sevilen oyunlarındandır. Elime Ankara'dakine. Burada ne kullanacağım? Cevap de. Ama ben burada ne kullanacağım? Hop. Yapıştır virgülü. Ya da başka bir şey kullanamaz mıyım? Kullanamaz mıyım? Kullanırım. Kısa çizgi. Süpersiniz hocam.
ya da kısa çizgi kullanacağım. Cevap denizli olduğu, çünkü o bir ara sözdür hocam. Güzel. Tek tırnak kullanıldığı bir yer var zaten. Tırnak içerisinde tekrar tırnak kullanmak zorundaysak tek tırnak kullanılır hocam. Edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi ve Faruk Nafız'ın bu güzel şiirini okumaya başladı. Atatürk henüz Gazi Mustafa Kemal Paşa idi. Ben de ona dair bir kitap için ön söz istemişler. Benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi denildi. Görüldüğü üzerinde tırnak içerisinde tekrar tırnak kullanmak zorunda isek ne kullanıyormuşuz? Tek tırnak kullanıyormuşuz sevgili arkadaşlar. Soru işareti geldi. Zıplayan adam. Soru cümlelerinin sonunda kullanılır. En çok bunu seviyorum. Hadi ya. Vallahi hiç bilmiyordum soru cümlesinin sonunda kullanıldığını. Ama öyle diyeceğim. Soru eki veya soru sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Ne zaman tükenecek bu yollar? Arabacı. Atatürk bana sordu. Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? Soru işareti. Soru bildiren, hocam dikkat et bak. Özellikle bu ikinci ifade bizim için yeni bir ifade. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümleden sonra konur. Gümrükteki memur başını kaldırdı. Adınız, memleketiniz, yaşınız, mesleğiniz. Bundan sonra soru işareti kullanırım hocam. Dikkat et. Adınız, memleketiniz, yaşınız, mesleğiniz. Ben bunları sordukça hep cevap versin bak. Adınız Neşe. Memleket Ankara Neşe hocam. Adana bayanlara sorulmaz. 18 diyelim. Mesleğiniz öğretmen. Cevap aldık. 18 dedik biz. 3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya tabii ki öğretmenim. Niye ayrı? Erkan hocam. Niye de ayır? Ben bunu ayırayım, sen de onu ayır. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır öğretmenim. Yunus Emre 1240. Bakın bu bilgiden net değilim hocam. Buraya kullandım. Doğum yeri bilinmiyor, buraya kullandım. 1496 yılında doğan Fuzuli. Net değil. Buraya kullandım. Ankara'dan Antalya'ya arabayla 3 saatte gitmiş. Ben de buna da şüpheyle baktım. Buraya da kullandım öğretmenim. Evdesin. Okunurken soru anlamı katan kelimelere soru işareti olacak mı? Dur. Oraya anlamadım. Zuhal öğretmenim bir daha. Onu evdesin. Ha deme anlamında soruyorsun. Ha evdesin. Ama bunu nasıl sorabilirsin? Bunu telefonda sorarsın. Buna da sözde soru cümlesi derler. Annemiz çok yapar ya Zuhal hocam. Uyudun mu? Arkadaş uyuduysan cevap veremem ki. Ya da geldin mi? Geldim. Sen misin? Çok vardır. Bunları sonra da kullanır öğretmenim tabii ki. Telefonda da mesela kullanırsın. Sen misin? Evde misin? Ya da evdesin ifadesiyle verirsin öğretmenim. Uyarı. Mı ekini alan yan cümledikçe temel cümleciğin zarf cümleci olduğunda cümlenin sonuna soru işareti konmaz. Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz. Yani hocam mi mı soru anlamı vermiyor. Cümleye zaman ya da koşul anlamı veriyorsa bu cümlenin sonunda kesinlikle soru işareti kullanmıyorum. Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz. Bahar gelip de nehir çağıl çağıl kabarmaya başlamaz mı? İçime geri kalmış bir saat huzursuzluğu kaplardı dedim. Orada da kullandım. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti son cümlenin sonunda kullanılır hocam. Çok yakından mı bu sesler? Çok uzaklardan mı? Bak sonda kullanıyorum hocam. Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklardan mı? Soru anlamı taşıyan sıralı cümlelerde soru işareti son cümlenin sonunda
da kullanılır. Dikkat et buraya. Hocam bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti getirmedir? Biliyorum. Suçluyum. Çok hatalı davrandım. İngilizce yazıyor hocam, eserlerini Türkçe'ye çeviriyor Elif Şafak. Ben onun için sevmiyorum. Bir de noktalama ve yazıma çok dikkat etmiyor. Bakmayın TDK bazı cümlelerini örnek alarak almış ama Elif Şafak noktalama işaretlerinde sıkıntılar var. Artı dediğim gibi İngilizce yazıp Türkçe'ye çevirdiği eserlere kendi dilinden utanıyor diye düşünüyorum ben. Kendi adıma. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti getirilmelidir? Biliyorum, suçluyum, çok hatalı davrandım ama farkında değildim bunları yaparken. Siz de bana yardımcı mı oldunuz ki? Anda buraya getirdim öğretmenim. Cevap Edirne oldu. Evet. Ana ünlem. Ana dedim. Ünlem işaretini getirdim. O zaman ne? Aşırı derecede duygu bildiren cümleler sonunda kullanılır. Bakalım. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur. Hava ne kadar da sıcak. Aşk olsun. Ne kadar akıllı adamlar var. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı. İlerle. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Alay, kinaye, küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. İsteseymiş bir günde bitirilmiş ama ne yazık ki vakti yokmuş. Adam akıllı olduğunu söylüyor dedim. Burada kinayeli bir söyleyiş vardır hocam. Sözcüğün hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Alay anlamında kullanılır. Bu gibi ifadeler de ayraç içinde verilir öğretmenim. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra kullanılabileceği gibi. Dikkat et hocam, cümlenin sonuna da kullanılabilir. Adam sana diyecek ki ayraçla gösterilen yerlerden hangisine ünlem işareti getirilir? Arkadaşlar bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun, ayrılıyor yolumuz. Ya da şöyle yapar hocam, bak bu daha net bir örnektir. Dikkatle bak. Bak. Hop. Bir harfin büyük ya da küçük gösterilmesi, kullanılması daha doğrusu, bütün noktalama işaretlerini değiştirir. Bugün canım, böyle bir ifade yok, onu da söyleyeyim ama net olsun diye, çok sıkıldı. Bugün çok mutluyuz sizlerle birlikte olduğumuz için. Açtım bunu. Şimdi siyahla yazacağım. Biraz zaman gidiyor ama olsun. Daha net anlayacağız. Of, açtım. Ayrı aç. Bugün canım çok sıkıldı. Arkadaşlar, ünlem sözcüklerinden sonra hemen atlamayın ünlem işareti gelecek diye. Ünlem sözcüklerinden sonra her zaman ünlem işareti kullanılmayabilir. Bu gibi durumlarda ünlem sözcüğünden sonra virgül kullanacaksın. Ünlem işareti cümlenin sonuna kayar. Dikkat et. Küçük başlamış. Yapıştırdım virgülü. Ünlem sona gitti hocam. Büyük başlamış. Yapıştırdım ünleme. Hop. Nokta sona geldi. Gördüğünüz üzere bir harfin büyük ya da küçük yazılması bütün noktalama işaretlerini alt üst etti öğretmenim. Dikkatli olacağız. Az önce de verdim 3 noktada. Ünlemden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. Gök ekini biçer gibi başaklarda daha dolmadan ifadesini yine verdik hocam. Özellikle şu verdiğim örneğe çok çok dikkat et öğretmenim. Var mı sevgili arkadaşlar, buraya kadar ifade edemediğimiz, algılanamayan bir durum? Evet.
Güzel. Haydi bakalım canlar devam. Soruya bir bakalım o zaman. Aşağıdaki dizilerin hangisinin sonuna ünlem işareti konabilir? Hangisinin sonuna koyacağız hocam? Hangisi acaba? Teşekkürler öğretmenim. Kimler çekilip gitmedi Tanrım? Kimler? Gün oldu. Binlerce kişiydik. Gün oldu. Binlerce kişi içinde yalnız kaldık. Haydi. Yok. Zengin, yoksul, düşkün veya hakimler. Bir gün baba, bir gün ana, bir gün kardeş. Zaman geçtikçe korkum iyice artıyordu. Bir sevgi ki hep aynı bütün mevsimler. Hangisini sonuna getirdim? Kimler çekilip gitmedi ki Tanrım kimler? Dedim. Yapıştırdım buraya. Güzel. Arkadaşlar, noktalama işaretinin çok önemli yerinden biri de kesme işareti. Az sonra uyarıda da vereceğim. Kesme işareti bizim için çok çok önemli, yazım olarak da karşımıza çıkacak sevgili arkadaşlar. Özellikle dikkat edeceğiz. Önce kullanıldığı yerleri göreceğim, sonra kullanılmadığı yerleri göreceğim ve burada yenilikler var. Dikkat ediyorsun öğretmenim. Burada yenilikler var. Özellikler geliyor. Bakalım nelermiş özelliklerimiz. Özel hatlara getirilen iyilik, durum ve dildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Kurtuluş Savaşı'nı Muhibbi'nin, kim bu Muhibbi? Neşe Hocam, kim bu Muhibbi? Kanuni. Ha, Kanuni. Gül Baba'ya Osmanlı Devleti'nde Cebrail'den, Çanakkale Boğazı'nın Samanyolu'nda, Said Halim Paşa Yalısı'ndan, resmi gazetede, Milli Eğitim Temel Kurumu'na, telif hakkı yayın ve satış yönetmeliğine, hocam özellikle başlangıcı ve bitiş belli olan dönem, devir, çağ sözcükleri büyük harfle başlar ve bunlara getirilen ekler artık kesme işaretiyle ayrılır. Yeni bir kural, eski çağın yükselme döneminin Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına dedim. Kesme işaretinde kullandım hocam. Onun için Batı'da bunlara birer fonksiyon buluyorlar. Batı ülkeler anlamında kullanıldığı için büyüktür ve kesme işareti var. Şu kırmızıyla gösterdiğim yer yeni kural hocam. Dönem, devir, çağ sözcükleri büyük harfle başladığında kesme işaretiyle ayırıyorsunuz iki. Yok, o Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, o bir dönemin adı olduğu için büyük öğretmenim. O normal Türk edebiyatı değil. O dönem ismi olarak görülüyor hocam. Dönem. Ferah öğretmenim o dönem ismi olduğu için. Milli edebiyat dönemi dersem oradaki edebiyatı da büyük yazmak zorundayım. Yer bildiren, bakın bu da çok önemli. Özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda ekten önce kesme işareti kullanılır. Hisar'dan Rumeli Hisar'ını kastediyoruz. Boğaz'dan İstanbul Boğazı'nı kastediyoruz. Büyük başladım kesme işareti var. Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır. Bu kanunun söz konusu kanundan bahsettiğim büyük başladım 17. maddesinin C bendi. Yukarıda da adı geçen yönetmeliğin İkinci maddesine göre. Hocam, TODAİ'de gelmiş bir soru. Bu da yeni gelen bir kural. Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işareti ile ayrılır. Avrupa Birliği'ne üye oldular. Ve bu yeni değişen bir kural. Yine diyorum öğretmenim. Kesme işareti Avrupa Birliği'nde var. Unutma sakın. Yok, büyüklüğü zaten vardı. Ancak kesme işaretini yeni getirdi hocam. Büyüklüğü zaten vardı. Avrupa Birliği büyüktü zaten. Kesmeyi kullanmıyorduk ama şimdi yeni kanunda kesmeyi de kullanıyor öğretmenim. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Nihat Bey'e, bunu yazımda da vermiştim. Ayşe Hanım'dan Mahmut Efendi'ye, Enver Paşa'ya dedim. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. TBBM'nin, TDK'nin, BM'de, ABD'de, TV'ye.
Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. 85'te 8. madde 2. kat 7,65'lik 9,65'lik 657 ile dedim. İnşallah siz de 657'ye tabi olursunuz hocam. Belirli bir tarih. Yeni geldi öğretmenim, dikkat et. Unvan hocam, unvan değil, unvan diye bir sözcüğünüz yok. Unvan o. Unvan. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün hatlarına gelen ekleri ayırmak için kullanılır. Bu yeni geldi hocam. Başvurular 17 Aralık'a kadar sürecektir. Yabancı sözlere karşılıklar kılavuzunun veri tabanın genel ağda hizmete sunulduğu gün 12 Temmuz 2010 pazartesinin TDK için önemi büyüktür. Görüldüğü üzere bunları da kullanıyorum hocam. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır hocam. Bir ok attım karlı dağın ardına. Düştüm ola sevdiğimin yurduna. İl yanmazken ben yanarım derdine. Engel aramızı açtı neyleyim. Karacaoğlan burada ünlüleri düşürmüş. Heceye uydurmak için yapmıştır hocam. Ve bunu gösterdi. Şems'in gözlerine bir şüphe çöreklendi. Dostum nem var, her şey yolunda mı? Neyin var diyecekti. Elif Şafak da böyle kullandı. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. En güzel de Aşık Veysel abimizin ifadesi. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. A'dan Z'ye kadar Türkçe'de lıkla yapılmış sözler dediğimde de yine kullandım öğretmenim. Burada bırakacağım hocam. Burası önemli olduğu için burada haftaya devam edeceğim. Buraya kadar sorumuz var mı sevgili arkadaşlar? Haftaya dil bilgisine de geçeceğiz. Onu da söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Haftaya kadar hoşça kalın bakalım. Bugün bitişik mi diye sorduk. Nerede? Nermin öğretmenim bugün bitişik. Ayrı yazılmıyor artık. O da bitiştirildi öğretmenim. Tamam. Evet, haftaya görüşmek üzere. Siz de hocam Allah'a emanet olun.